Merhaba, Bahri Karaçayla Bilim Programına hoş geldiniz. Bu bölümde öğrenen beyin hakkında konuşacağız. Öğrenmeyi çok daha etkin ve güçlü kılacak sürpriz bir teknikten bahsedeceğim sizlere. Harvard Üniversitesi psikiyatri profesörlerinden John Ratey, TED için yaptığı bir konuşmasında aktarıyor. Kendisi o günlerde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu üzerinde çalışmalar yapıyor. Ancak okuduğu bir makale, onun hemen uçağa atlayıp makalede bahsedilen okulları ziyaret etmesine neden oluyor. Okullar Chicago'nun Naperville semtine ait. Yaklaşık 19.000 öğrencinin olduğu Naperville'de 20 yılı aşkın bir süredir öğrenciler için özel olarak hazırlanmış bir beden eğitimi programı uygulanıyor. Programda öğrencilerin fitness olarak da bilinen fiziksel uygunlukları iyileştirilmeye çalışılıyor ve egzersizler içeren bir program. Öğrenciler günde yaklaşık 45 dakika süren bu programlarda değişik fiziksel aktiviteler yapıyorlar. Programın ilk etkisi öğrencilerin vücut ağırlıklarında görülüyor. Naperville okul sistemine kayıtlı öğrencilerin sadece %3'ünün obez olduğu ve geri kalanlarının ise normal ağırlıkta olduğu belirleniyor. Halbuki aynı günlerde Kaliforniya sistemindeki öğrencilerin %33'ünün yani 1/3'ünün obez olduğu belirleniyor. Ülke ortalaması da Kaliforniya değerlerine yakın bulunuyor. Programın olağanüstü başarısı bununla da sınırlı kalmıyor. Naperville 8. sınıf öğrencileri her 3 yılda bir uluslararası düzeyde gerçekleşen ve öğrencilerin seviyesini belirlemeye yönelik matematik ve bilim sınavında olağanüstü bir başarı gösteriyor. Bilimde ilk sırayı, matematikte ise 6. sırayı alıyorlar. ABD genelinde ise bu rakamlar matematikte 36 ve bilimde ise 28. sıralar. Bunun üzerine Profesör Ratey, Naperville okullarını bilimsel metotlarla incelemeye ve sonuçları rakamlara dökmeye başlıyor. Sadece bu okulları değerlendirmekle de kalmıyor. Beden eğitimi programı olmayan okullarda da aynı programları başlatarak benzer etkilerin alınıp alınmayacağını öğrenmeye çalışıyor. Bu çalışmalardan ilki South Carolina eyaletinin Charleston şehrinin fakir bir semtinde disiplin suçlarının çok olduğu problemli bir okulda gerçekleştiriliyor. Daha önce beden eğitim dersleri olmayan bu okulda öğrenciler sabah ilk olarak yarım saat beden eğitimi yapıyorlar. Bu süre içinde basketbol, koşu, ip atlama gibi 8 farklı aktivite gerçekleştiriyorlar. Yaklaşık 4 ay sonra yapılan ilk değerlendirmelerde disiplin cezalarında %83, evet yanlış duymadınız, %83 oranında azalma olduğu görülüyor. Öğrencilerin okula devamlarında ve derslere gösterdikleri ilgide de kayda değer iyileşme gözleniyor. Öğrencilerin derslerdeki başarıları da artmaya başlıyor. Ratey ve araştırma grubunun binlerce öğrenci üzerinde 10 yılı aşkın süreyle yaptıkları çalışmalar, öğrencilerin fitness düzeyi yani fiziksel uygunluk düzeyleri iyileştikçe derslerdeki başarılarının da arttığını gösteriyor. Bütün bu çalışmalar egzersizin beyni olağanüstü düzeyde ve olumlu yönde etkilediğini ve öğrenmeyi çok daha etkin kıldığını ve öğrencileri başarıya götürdüğünü gösteriyor. Peki nasıl oluyor da egzersiz öğrenimi bu kadar etkileyebiliyor? Egzersiz beyinde resmen fiziksel bir takım değişikliklere neden oluyor. İşlevsel manyetik görüntüleme tekniği ile egzersiz esnasında beynin çalışmasına bakıldığında beynin özellikle prefrontal korteks adını verdiğimiz ve üst düzey zihinsel faaliyetleri yöneten bölgesinin aktivite düzeyinin önemli ölçüde arttığı gözleniyor. Egzersiz sonucu planlama, düzenli olma, bir işin sonuçlarını düşünerek karar verme, yapılan hatalardan ders çıkarıp öğrenme, odaklanma ve hatta hafıza gibi işlevlerin hepsinde iyileşme gözleniyor. Egzersizin beyin üzerindeki olumlu etkileri bununla da sınırlı kalmıyor. Yapılan çok sayıdaki çalışma, egzersizin depresyon ve anksiyete yani endişe gibi rahatsızlıkların tedavisinde en az ilaçlar kadar etkili olduğunu, hatta bazı çalışmalarda ilaçlardan daha da iyi sonuç verdiğini gösteriyor. Egzersiz beynin biyokimyasında da değişikliklere neden oluyor. Yani beyindeki bazı moleküllerin miktarında değişime neden oluyor. Bunlardan en önemlisi kısaca BDNF olarak adlandırdığımız beyin kökenli nörotrofik faktör. BDNF hem yeni beyin hücrelerinin oluşmasında rol oynuyor hem de sinir hücrelerini zararlı etkenlere karşı koruyor. Örneğin kendi laboratuvarımızda birkaç yıl önce farelerde yaptığımız bir çalışmada BDNF'nin gelişen beyin hücrelerini alkolün zararlı etkisine karşı koruduğunu bulmuş ve bulgularımızı bilim dünyasıyla paylaşmıştık. Tahmin ediyorum ileride bu konuda yapılacak daha detaylı çalışmalar egzersizin beyinde BDNF gibi beyin için son derece önemli ve olumlu işlevleri olan diğer molekülleri de etkilediğini gösterecek. Egzersiz hafızayı da olumlu yönde etkiliyor. Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar egzersiz sonucu beynin hipokampus adı verilen ve hafıza ile ilgili olan bölgesinde bir miktar büyüme dahi olduğunu gösteriyor. Eğer ne kadar egzersiz yapmalıyız diye soracak olursanız, bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar fazla değil, haftada 5 gün ama 30 dakika egzersiz yapmanın yeterli olduğunu gösteriyor. Ancak bu egzersiz aerobik olmalı, yani kalp atışlarını hızlandıracak şekilde olmalı. Peki öğrenmeyi daha etkin kılabilmek için egzersizi ne zaman yapmalıyız? Bu konudaki çalışmalar egzersizin ders çalışmaya başlamadan yapılmasının en iyi sonucu verdiğini gösteriyor. Ben şahsen hava güzel olduğunda dışarıda, yağışlı veya soğuk günlerde ise içeride koşu bandında, genellikle sabah uyandıktan sonra ama kahvaltıdan önce koşuyorum. Ve etkisini inanın bütün gün boyu hissediyorum. İsterseniz siz de bana katılın. Önce haftada 3 gün ile başlayın, daha sonra onu 5 güne çıkarın. Örneğin günde sadece 30 dakika yürüyüşle başlayın. Ama hızlı, yani kalp atışlarınızı hızlandıracak şekilde yürüyün. Daha sonra koşmayı deneyin. Belli bir süre koştuğunuzda vücudunuzda gerçekleşecek endorfin salgısından dolayı İngilizce'de runner's high olarak bilinen etki sonucu kendinizi çok daha iyi hissettiğinizi de göreceksiniz. Bu etkiyi hissetmeniz belli bir süre ve uzun koşulları gerektirebilir. Ama o duyguyu bir defa yaşadıktan sonra onu kolay kolay unutamayacağınızı ve koşmayı bırakamayacağınızı tahmin ediyorum. İşin en güzel yanı ise sağlıklı bir yaşamdan başarıya, geniş bir yelpazeye, olağanüstü etkileri olan aktiviteyi yapmak için sadece bir çift spor ayakkabısına ve bir takım da spor kıyafetine ihtiyaç duymanız. Umarım böylesine yararlı bir aktiviteyi yaşamınızın bir parçası kılar, ondan yeterince yararlanırsınız. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Eğer duyduklarınız hoşunuza gittiyse ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Ayrıca aşağıdaki zile tıklayın. Böylece eklediğim her yeni videodan haberiniz olacak. Ayrıca arkadaşlarınızla da paylaşın lütfen. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.